Merhabalar. Bugün sizlere uzaktan görüşme ve toplantı uygulaması olan Zoom isimli uygulamanın nasıl kurulacağını ve kullanılacağını anlatacağız. Öncelikle iPhone kullanıyorsanız App Store'a giriyorsunuz. Eğer Android kullanıcıysanız Google Play Store'a girip yükleyebilirsiniz. Daha sonra arama ekranından şu an zaten popüler aramalarda da gördüğünüz gibi Zoom meeting yazısına tıklıyoruz ya da yukarıdan aratarak uygulamanın olduğu ekrana geliyoruz. Ben uygulamayı daha önceden yüklediğim için uygulamanın yanında var olan bulut tuşuna tıklıyorum ve uygulamayı tekrar yüklüyorum. Sizde indir tuşu olacaktır ona tıklayarak indirmeyi başlatabilirsiniz. Evet, uygulamamız şu an yüklendi. Buradan aç tuşuna basarak uygulamayı açıyoruz. Uygulamayı açtıktan sonra karşımıza gelen ilk ekranda Start a Meeting yazıyor. Bu ekrandan zaten var olan veya süren bir görüşmeye katılmak için Join a Meeting yazılı mavi tuşa tıklıyoruz. Direkt üye olmadan tuşa basarak bir görüşmeye katılabilirsiniz. Ancak görüşmeyi başlatan kişinin size görüşmenin şifresini vermesi lazım. Görüşmeyi açan kişinin verdiği şifreyi kullanarak görüşmeye katılıyoruz. Join tuşuna basıyoruz. Ve daha sonra bize yine görüşmeyi başlatan kişinin vereceği şifreyi giriyoruz. Continue tuşuna basıyoruz. Şimdi burada Zoom uygulaması kameranıza erişmek istiyor. Eğer görüşmeye katıldığınızda kameranızın görünmesini istiyorsanız buna onay vermeniz gerekiyor. Onay verdikten sonra... Aşağıdan yine görüşmeye kameranızla katılmak istiyorsanız Join with video yani mavi tuşa basmanız gerekiyor. Eğer görüşmeye katıldığınızda kameranızın görünmesini istemiyorsanız Join without video yazan gri tuşa basıyoruz. Kameramızın görünmesine izin vermeyelim şimdilik. Daha sonra uygulama size bildirimler göndermek istiyor. Ona izin verip daha sonra mikrofonunuza izin vermeniz gerekiyor. Karşımıza gelen farklı bir baloncuktan üstteki seçeneğe yani call using internet audio tuşuna basıyoruz ve gördüğünüz gibi şu an görüşmeye katıldık. Ekrana bastığınız zaman karşınıza farklı seçenekler çıkıyor. Sol altta gördüğünüz mikrofon tuşuna basarak mikrofonunuzu kapatabilirsiniz. Şu an karşıdaki kişi bizim sesimizi duyamıyor kapattığımız için. Onun hemen yanında start video diye bir tuş var. Ona bastığınız zaman videomuz tekrar açılacak. Onun sağında yeşil bir ok tuşu var. Buna bastığınız zaman karşınıza gelen ekrandan screen tuşuna basarsanız ekranınızı paylaşabilirsiniz. Fotos tuşuna basarak da fotoğraflarınızı paylaşabilirsiniz görüşmedeki kişilerle. Onun hemen sağında ise katılımcıları görebileceğiniz bir tuş var. Buna bastığınız zaman görüşmeye katılan kişileri burada görebilirsiniz. Sol altta ise iki tuşumuz var. Biri chat, diğeri invite. Chat tuşuna basarsanız Görüşmede eğer mikrofonunuz kapalıysa yazı yazarak mesaj atabilirsiniz. Onun hemen sağındaki invite tuşuna basarak ise görüşmeye farklı kişileri davet edebilirsiniz. Buradan isterseniz e-posta yoluyla gönderin, ister mesaj yoluyla gönderin ya da bu görüşmenin linkini kopyalayıp WhatsApp'tan görüşmeye katılmasını istediğiniz kişilere atın. Sol üstteki close tuşuna basarak bu ekrandan ayrılıyoruz. Daha sonra sağ altta 3 nokta işaretimiz var. Buraya bastığımız zaman en yukarıda gördüğünüz el işaretimiz var. Sağdakine basıp görüşmeyi başlatan kişiye onay verdiğinizi sembollerle gösterebilirsiniz. Ya da soldaki tuşla görüşmeye başlatan kişiyi alkışlayabilirsiniz. Onun hemen altında yine chat tuşuyla yazı yazarak mesaj atabilirsiniz. Onun hemen altında Meeting Settings var. Meeting Settings'e bastığınız zaman buradan görüşmenin konusunu belirleyebilirsiniz. Sağ üstten Done tuşuna basarak bu ekrandan ayrılıyoruz ve tekrar 3 noktaya geri geliyoruz. Raise Hand tuşuna basarak elinizi kaldırabilirsiniz. Ders esnasında sormak istediğiniz bir soru oldu diyelim. Buna bastığınız zaman şu an konuşan kişi sizin elinizi kaldırdığınızı kendi ekranında görüyor. Tekrar aynı tuşa basarak elinizi indirebilirsiniz. Onun hemen altında Disconnect Audio diye bir tuş var. Buna bastığınız zaman görüşmenin sesini kendi telefonunuzda kapatabilirsiniz. Buna bastıktan sonra şu an konuşan kişinin sesi size gelmeyecek çünkü sesli sohbetten ayrılmış olacaksınız. Tekrar görüşmeye katılmak için yani görüşmede konuşan kişinin sesini duymak için sol alttan Join Audio tuşuna basıyoruz. Ve tekrar call using internet audio diyoruz. Şu an görüşmeye tekrar katıldık ve konuşan kişinin sesini duyabiliyoruz. Sol üstten Görüşmenin sesini kendi elimizle ayrılmadan kapatabiliriz. Veya sağ üstten leave tuşuna basarak görüşmeden tamamiyle ayrılabiliriz. Bu video ile birlikte Zoom programını nasıl kuracağınızı veya var olan bir görüşmeye nasıl katılacağınızı anlattık. Herhangi bir sorunuz olursa yorumlarda sorabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.